Efendim, merhabalar. Yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Beylerbeyi Sarayı'nın içindeyiz. Burada size hikayeler, kıssalar, menkıbeler anlatmaya devam ediyoruz. Ecdadımızın, tarihimizin, anlı şanlı padişahlarımızın yaşamış olduğu hadiselerden sizlere aktarmaya çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz. Sultan II. Abdülhamit Han ile ilgili bir kıssa paylaşacağız. Sultan II. Abdülhamit Han'ın hal edildikten sonra sürgüne gönderilmesi ve oradaki hayatından kısaca bahsedip sonrasıyla ilgili İstanbul, şu an içinde bulunduğumuz Beylerbeyi Sarayı'na nasıl geldiğiyle ilgili bir kıssa, bir menkıbe paylaşacağız. Efendim, Abdülhamit Han ki Bismarck'ın övgülerle anlattığı, övecek kelimeler bulamadığı bir hakandan, bir padişahtan, cihan hükümdarından ve imparatordan bahsediyoruz. Dile kolay efendim, hani bunun üstüne daha diyecek laf yok. Dünyanın son gördüğü imparator. Ondan daha sonra işte Abdülhamit Han gibi hem siyasi zekası, hem merhameti, hem idari manadaki kabiliyetlerinden daha yüksek, daha büyük bir insan gelmedi. İşte efendim, bu padişahı, 2. Abdülhamit Han'ı 33 sene bu devletten bir toprak parçası dahi kaybetmeden idare etmiş olan bir insanın maalesef kıymetini bilemedik. Kıymeti bilinemedi ve tahttan indirildi. Ki kendisi 2. Meşrutiyeti ilan etmişti. Yani İttihat Terakki'nin zorbalıklarını kabul etmişti. Yani zorbalığı olan o 2. Meşrutiyeti. Halbuki 2. Meşrutiyet sanki halk idaresi gibi, seçim gibi gözükse de aslında İttihat Terakki'nin boyun eğdirmelerinden başka bir şey değildi. Bunu kabul etmesine rağmen, parlamentoyu açmış olmasına rağmen maalesef bunu yediremeyen, Abdülhamit Han'ın gücünden korkan İttihat Terakki tarafından halledildi. Tabi halledildikten sonra efendim 2. Abdülhamit Han'ı burada barındıracak halleri yok. Bunu yani ne olur ne olmaz bir grup askeri alır, isyan eder, tekrar hani hükümdarlığı ele geçirir düşüncesiyle Selanik'e apar topar sürgüne gönderiyorlar. 3-3,5 sene orada Selanik'te sürgün hayatı yaşıyor. İmkansızlıklar ve sıkıntılar içerisinde. Alaaddin Köşkü'nde. Şimdi efendim diyeceksiniz ki köşkte kalmış, hani nasıl bir imkan? Efendim şunu unutmamak lazım. Suyun içerisi bizim için duramayacağımız bir yer. Kafamızı birisi suyun içine soksa orada duramayız. Ama balıklar orası için, onlar için nimet. Nasıl hava almak bizim için nimetse, balıklar için de suyun içerisi nimet. Yani koskoca bir imparatoru, koskoca bir padişah diyoruz ya, cihana hükmediyordu. Öyle bir adamı alıp da siz böyle içi boş, hiçbir şey olmayan bir sarayın içerisine, köşkün içerisine koyarsanız, tabii bu kıyas kabul etmez. Sizin bizim için şey olabilir, lüks olabilir ama onlar için lüks değil, onlar için bir ihtiyaç. Yani insanın ve durumun ve ihtiyaçlara göre birçok şey değişir. Neyse efendim, burada dediğimiz gibi bir 3-3,5 sene kaldıktan sonra tabii yine İttihat Terakki'nin, Enver Paşa'nın çözmüş oldukları bir problemle, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2. Abdülhamit Han Avrupa'da bir denge güdüyordu. Yani Avrupa'daki devletlerin birbirleriyle olan çatışmasını kullanarak bir denge yürütüyordu. İttihat Terakki'nin ilk yaptığı işte bu dengeyi, yani Avrupa devletleri içerisinde, özellikle Balkan devletleri içindeki o çatışmayı sona erdirmek oldu. Tabii sona erince bu çatışmalar, Balkan devletleri bir hürriyet ateşine düşüp, birleşip Osmanlı üzerine saldırdılar. O hale geldik, artık Selanik'in kapısına kadar dayandılar. Hatta Abdülhamit Han'ın hizmetçilerinden bir tanesi, "Sultanım, top atışlarını duyuyoruz," demiştir. İşte iş o tehlikeye gelince Sultan Reşat Han, ağabeyi Sultan Hamit'in muvafakatının alınması şartı ile alınıp İstanbul'a gönderilmesini ister. Yani sabık bir hükümdarın, 2. Abdülhamit Han'ın düşman ordunun eline geçmesi çok kötü bir durum ve bunun olmasını istemezler. Bunun için haber gönderirler. Yani haberi gönderen kişi de öyle hani basit bir adam değildir. Vardar ordusu komutanı Ali Rıza Paşa gelir.
Fakat Sultan II. Abdülhamit bunu dinlemez, direnir. Ben der gitmiyorum burada, bizim ordumuz yok mu? Askerimiz yok mu? Onlarla birlikte müdafaa edelim, bu şey düşmesin, Selanik düşmesin. Burası Selanik'in düşmesi demek, İstanbul'un düşmesi demek der ve çıkmak istemez. Tabii yani durumlar sıkıntılı olduğu için öyle veya böyle 2. Abdülhamit Han'ın mecburen oradan çıkması gerekir. Bunun için tekrar Sultan Reşat Han kendisine ricacılar gönderir, şefaatçiler gönderir, hatta damat paşalar gönderir. Onları da ikna edemezler. Hatta kendilerine şöyle soru sorar. Efendiler der, devletimiz bu hale nasıl düştü? Yani onlar çünkü işin vahametini anlatırlar. Ordunun ne kadar tehlikeli olduğunu, yani Selanik'in düştüğünü neredeyse, düştüğünü anlatırlar. Bu durumu görünce Abdülhamit Han çok üzülür. Der ki ya siz bir devleti, bir orduyu nasıl bu hale düşürdünüz? Der ve arkasından bir beddua eder. Aynen şöyle söyler. Der ki Allah-u Teala devletimi bu hale düşürenlerin cezasını versin, kahretsin der. Ve dediği gibi gerçekten devleti bu hale düşürenler, isim vermeye gerek yok, bir müddet sonra hizmet ettiği düşmanlar tarafından kurşuna dizilerek, bir şekilde kurşunlanarak öldürüldü ve hayatlarını kaybetti. İşte Sultan II. Abdülhamit Han bu bedduayı ettikten sonra artık ricaciler de iyice artınca, dediğimiz gibi top sesleri de duyulmaya başlayınca mecburen kabul ederler ve bir Alman gemisiyle Selanik'ten ayrılıp İstanbul'a gelirler. Bu hikayeyle bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah başka bölümlerde, başka kıssalarla ve hikayelerle buluşmak üzere.